Evet, arkadaşlar merhaba. Ben Alp Ateş. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün YouTube hesabınız ya da YouTube kanalınız eklendiğinde neler yapmanız gerekir? İpuçları nelerdir? Nereye iletişime geçmeniz gerekir? Onlardan bahsedeceğiz. Evet, arkadaşlar. Bizim yaklaşık 1,5 ay önce bir YouTube kanalımız vardı. Halen de var aslında. O kanalımız kötü bir deneyim yaşadık. Günler geçirdik gerçekten. O kanalımız hacklendi. O kanalımız çalındı. Bu nasıl oldu derseniz eğer aslında biraz da bizim hatamızdı. Çünkü kanalımıza gelen ya da e-mail adresimize gelen bir istenmeyen e-postayı açtık. Bu e-posta bizim bilgisayarımızın alt tabanında bir virüs yükledi. Dolayısıyla da bilgisayarımız hacklenmiş oldu. Bu nasıl oluyor? İstemediğiniz bir mail açıp ya da bir linke tıkladığınızda bilgisayarınızın altyapısında bir kullanıcı tanımlayabiliyor. Keylogger tanımlayabiliyor. Tabii hareketlerini takip eden bir uygulama tanımlayabiliyor. Veyahut da 25. porttan, alt porttan bir internet bağlantısı açıyor bilgisayardan kendine. Ve oradan bir alışveriş yapabiliyor karşı taraf. Bizimki de bu üçünden biriydi. İşin garibi Chrome'daki bütün şifreleri tabii ki karşı tarafa aktardı. Buradan da anlayacağınız gibi Chrome'da şifrelerinizi, özellikle önemli parolanızı, kanalınızın parolasını ya kendi istemediğiniz ya da değiştirmesini istemediğiniz şeyleri Chrome'a kaydetmeyin ya da herhangi bir uygulamaya kaydetmenizi tavsiye etmiyorum ben. Biz artık kaydetmiyoruz. Bunu saptasak da mail açtığımda bilgisayarın saçma sapan hareketlerini tespit ettim. Hata verdi, donmaya başladı, şeyler yapmaya başladı. Ben de dosttan alt kullanıcıları taradım. Gördüm, sildim ama silmenizin hiçbir şeyi yok. Zaten tıkladığınız anda karşı tarafa dosya olarak şifreleriniz gidiyor. Bundan sonra neler yaşadık? Unutulmayan şeyler yaşadık. Düşünün, bu kanal 85.000, 86.000 kişilik bir kanal. Abonesi olan bir kanal ve bu kanalımız birden elinizden gidiyor. Yaptığımız ilk şey, peki YouTube'da iletişime geçmek oldu. Ama adım adım biraz daha anlatmak istiyorum nasıl gittiğini. Biz hemen eşimle birlikte YouTube'un şifresini değiştirdik. 17 Şubat'ta eşimin telefonuna bir giriş onayı geldi. Yani birisi girmek istiyor. Biz şifreyi değiştirmiştik ama birisi girmek istiyor. Onaylıyor musunuz? Evet abasın. Hangi rakamı görüyorsunuz tarzı bir onay şeyi geldi. Benim eşimin YouTube adresi benim telefonumda da tanımlı. İşte annesinin telefonunda da tanımlı. Dolayısıyla ortak kullanılan böyle bir şey olduğu için birbirimizin hesaplarına bakıp, kanallarımıza bakıp işte çeşitli şeylerden faydalanıyoruz, bilgilerden faydalanıyoruz kanallarımızdan. Şimdi bir başka zannedip evet tıkladı. Tıkladığı anda şifreyi değiştirdi. Mail adresimize ulaştı. Kendi kanalımızın, yani kanalın Gmail adresinin kendi mail adresi olarak tanımlayıp bizim mail adresimizi ise sildi ve atamadan kaldırdı. Bu süreç içerisinde biz, bir dakika bu ben değilim, bu sen değilsin, hayır, hayır ona tıklama, ona tıkla, hayır buna tıkla derken tekrar o şifre değiştirmek istediğinde biz tekrar kendi telefonumuza tanımlama yaptığımız için kendi şifremizi tekrar değiştirdik. O tekrar değiştirdi. Böyle aslında uzunca da bir süreçti. Yaklaşık yarım saat uğraştık. Koltukta savaşıyorsunuz. Yani hiçbir güç, kudret bir şeyi ifade etmiyor. Oradaki klavye hızınıza ya da telefonda yazdığınız hıza bağlı her şey. Şifreyi değiştirdi. Biz değiştirdik. O değiştirdi derken o mail adresini attı. Biz tekrar şifreyi inledik ama bizim mail adresimize kayıtlı bir kanal artık yoktu. 85.000 aboneyi ve yaklaşık 340 tane videoyu resmen çuvala atmış ve gitmiş gibi oldu. Hissettiğimiz tamamen buydu. Mail adresiyle kanala girdiğimizde böyle bir kanal yoktur, kanal oluştur seçeneği çıkıyordu. Kanal tanımadığı için mail adresi, onun mail adresinde artık o kanal. Ve gitmişti. Biz tabii Chrome'da başka hangi şifreler kayıtlı onlara baktık. Başka kanalların şifresi kayıtlı mıydı? Onlara baktık. Daha sonra YouTube'da iletişime geçtik. Buradaki süreç sabır gerektiriyor. Umarım başınıza gelmez. Bir kanalınız varsa ya da kanal açmayı düşünüyorsanız lütfen bundan yararlanın arkadaşlar. YouTube'da iletişime geçtik. YouTube durumu yetkililere ilettiklerini, bir takımın çalıştığını ve sırasıyla işlemlerini söyledi. Gerek Türkiye'den, gerek yurt dışından YouTube yetkilileri gerçekten çok ilgili davrandılar, onu söyleyeyim. Biz bunlarla ilgili birçok video izledik YouTube'da, YouTube kanalı çalan YouTuber'ları izledik. İşte dönmüyorlar falan filan diye videolar izledik, çok endişelendik ama gerçekten her mailimize en geç 12 saat sonra dönüyorlardı. Ya da gün içerisinde atarsak 1 saat sonra dönüyorlardı. Çok ilgiliydiler. Öncelikle kanalı inceleme altına aldılar. Bu arada kişi AdSense hesabını da geçirdi. Tabii ki oradaki kazançlarımızı da kendisine aktardı. Biz iyice kafayı sıyırmaya başladık. Yani bütün emeklerimiz gidiyor. Hadi tamam kanala gidiyor. Bari hani kazandığımız para da gitmesin. Bir hırsa büründük ama yapacağınız bir şey yok dediğim gibi. Mailleşiyorsunuz. Canlı sohbetten YouTube'da konuşuyorsunuz. Ve onlara durumu gerçekten düzgünce anlatmanız gerekiyor bu noktada. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Neyin, niçin, nasıl olduğunu tek tek tane tane anlatırsanız
ve hesap kodunuzu da verirseniz onlar incelemeye alıyorlar. 9 gün sonra kanalın çalındığını teyit ettiler. Bize böyle bir mail geldi. Kanalınızın ele geçirildiğini, hesabınızın ele geçirildiği teyit edilmiştir. Lütfen bizden haber bekleyin. Size bir sevindik. Herhalde önümüzdeki hafta gelecek falan, harikayız, çok iyi, tamam hadi falan filan yapıyoruz. O sürecin hemen ardından bir mail daha geldi. Lütfen yeni bir mail hesabı oluşturun, yeni bir kanal açın, kanalınızı oraya aktaracağız. YouTube kanalı inceliyor, kanalın çalındığını tespit ediyor ve kanalı bize aktaracak. Bu anlattığım yine 9 günlük süre çapında da karşı taraf 7000 tane video yükledi. Günde 1000 tane video yüklendi ve bunların hepsi telif haklıydı. Ve 9. gün sonunda da kanal kapatıldı. Biz kanalı izliyorduk devamlı, görüyorduk hani online, biliyoruz ismi değişmiş sadece, bizim videolarımız falan duruyordu. Ancak kişi telif haklı, Japonca, Çince, İtalyanca, yabancı farklı farklı videolar yüklüyordu ve bunlardan dolayı telif yedi kanal. Burada kanal kapatıldı. Biz mail adresini oluşturduk, mail adresini gönderdik, kanal bize geldi. Gerçekten YouTube abonelerimizle birlikte, videolarımızla birlikte kanalı verdi. Ancak buradan sonra da şöyle bir sorun çıktı. Biz telif hakkı yediğimiz için, başkasının yüklediği videolardan dolayı kanalımızın para kazanması kapandı. Başkasının yaptığı bir hata yüzünden sizin para kazanmanız kapandı, kapanıyor. Ve dolayısıyla da para kazanamıyorsunuz video yüklemesinizi yüklemesinizse ki telif hakları ihlali, işte toplumsal kuralları ihlalinden dolayı zaten video yükleyemiyorsunuz. Sonra biz buna itiraz gönderdik. Dedik ki bu bizden dolayı değil. Tekrar kanal incelemeye aldı YouTube. Bu sefer her videonun teker teker izleyip kanal ele geçirilmiş, bu tarihte yüklenmiş, izlendiği tarihlere göre anladığım kadarıyla ya da yüklendiği tarihe göre YouTube inceleme yapmış ve kanalın ele geçirdiği sürede olan videoları tek tek yapmış. Kanal tekrar geri geldi ama bu sefer para kazanması için işte şu tarihte başvurmanız gerekiyor derken bu talihsiz olay gerçekleşti. Yani koronavirüsü dünya çapında yayıldı ve YouTube çalışanları da evde çalışmaya başladı. Şimdi asıl sıkıntı, bizim şanssızlığımız burada başladı. Biz şu an para kazanması olmayan bir kanalda videolarımızı yükleyip yayınlayıp evet yapıyoruz. Çünkü biz hani YouTube'da zaten olmayı seven bir çiftiz eşimle birlikte. Ama YouTube'un şu an yavaş bir süreç işletiyor. Mecburen herkes evde çalıştığı için. Şu an kanalımız hala incelemedi. 17 Şubat'tan yaklaşık 1,5 ay, 1,5 aya yakın bir süre geçti. Para kazanması olmadan kanalımızı tekrar geri alabildik. Umarız yakın zamanda da tekrar para kazanması açılacak kanalımızın ve tekrar YouTube üzerinden videolarımızı yükleyip sizlerle tekrar buluşmaya devam edeceğiz. Süreç bu. En önemlisi buradaki son açıklamam ve söylemek istediğim şey, YouTube kanalı açarsanız eğer yeni bir mail adresiyle açın ve artı mail adresiniz kesinlikle ama kesinlikle güvenlik sisteminde iki doğrulama sistemiyle onaylayın. Orada şifre ya da telefonla değil, iki tane doğrulama sistemiyle mail adresinizin açılmasını isteyin. Bu çok önemli arkadaşlar. Biz bunu yapmamıştık. Tek doğrulama sistemi olduğu için biz evet tıkladığımızda erişti. Ama iki doğrulama sisteminde evet tıklasanız da size artı bir kod daha gönderip telefonunuza o şekilde girmenizi istiyor mail adresinize. Telefonunuz sizde olduğu sürece daima hesap sizin elinizde oluyor. Şifreyi kimse değiştiremiyor. İki doğrulamayı lütfen yeni YouTube hesabınızda açmayı sakın ihmal etmeyin. Evet, bunlarla ilgili sorularınız varsa, yaşadığımız deneyimler varsa belki unutmuş olabileceğim şeyler olabilir arkadaşlar. Bunlarla ilgili sorularınız varsa lütfen yorum kısmına yazın ve eğer abone değilseniz abone olun, zil açmayı da ihmal etmeyin. Alp Ateş'le chatinde bugün bu kadar. Kendinize çok iyi bakın, evde kalın, sağlıklı kalın.